Tekrardan merhaba çocuklar. Evet, ikinci dersimiz matematik. Şimdi hemen matematik kitaplarınızı çıkarıyorsunuz ve kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. Evet, ben de hemen ekranımı sizlerle paylaşayım ve dersimize başlayalım. Evet, ekrana geliyor. Evet. Şimdi çocuklar bugün sayfa 193'ü yapıyoruz. Dün en son yaptığımız sayfa 192 idi. Dün cuma günü yaptığımız. Bugün yapacağımız sayfa 193. Evet, sizler de kitaplarınızda sayfa 193 açıyorsunuz ve etkinliklerimize başlıyoruz. Evet çocuklar. Dün ne öğrenmiştik? Alt alta çıkarma işlemi yapmayı öğrenmiştik değil mi? Neydi burada yaptığımız? Evet. Çıkarma işlemi niye niye değil de alt alta dizerek yapıyorduk. Yine aynı şekilde etkinliklerimiz benzer. Gelin birkaç tanesini birlikte yapalım. Ve devamını sizlere ödev olarak bırakalım. Evet, ne diyor bize? Alt alta çıkarma işlemi yapalım. Bakalım buraya. 5 tane varmış. 2 tanesini çıkarmış. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane varmış. 2 tanesini çıkarttık. Kaç tane kaldı bize? 1, 2, 3 tane kaldı değil mi? O zaman buraya ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Şimdi buraya bakalım. Buradayız. Yine 5 tane karıncamız varmış. Kaç tanesini çıkarıyoruz bu kez? 3 tanesini. 1, 2, 3 tanesini çıkardık. Kaç tane kaldı bize? 1, 2 tane kaldı. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır yani değil mi? Evet. Şimdi bakalım aşağıya. Yine 5 tane karınca var her birinde ve altında bize kaç tane çıkartmamız gerektiğini yazıyor. Şimdi sizler de benim yaptığım gibi çıkarma işlemlerini yaparak altına cevaplarını yazıyorsunuz. Yani sayfa 193'ü ödev olarak işaretliyoruz. Eğer işaretlediysek hemen bakalım sayfa 194'e. Evet, örnekteki gibi çıkarma işleminin modelini çizelim ve işlemleri yapalım demiş bize. Gelin bakalım birincisine öncelikle. 6'dan 1 çıksın diyor bize birincisinden. Ne yapıyoruz yani buraya? 6 tane top çiziyoruz. Kaç tanesini çıkarıyoruz? Bir tanesini bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane top çizdi. Bir tanesini boyadı. Biz de gelin alttaki yerde aynı şekilde yapalım. Kaç tane top çiziyormuşuz? 3. 1, 2, 3 tane top çiziyoruz. Peki kaç tanesini boyuyormuşuz? 1. Bir tanesini boyadık. Kaç tane kaldı geriye? 2 tane kaldı geriye. Bize yazmamızı söylemiyor ama biz altına 2 diye yazabiliriz. Peki bir de bakalım üçüncüye. Bu kez kaç tane çiziyoruz? 5 tane çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tanesini boyuyormuşuz? 2 tanesini. 1, 2 tanesini boyadık. Kaç tane kaldı bize geriye? 1, 2, 3 tane kaldı. Altına 3 yazabiliriz. Anlaştık mı? Evet, bu sayfada çok kolay olduğu için size bırakıyorum. Normal bir çıkarma işlemi sayfası. Şimdi aşağıya indik ve sayfa 194'ü de ödev olarak işaretledik. Şimdi bakıyoruz sayfa 195'e. Sayfa 195'te bize resimler verilmiş. İşlemini yapmamızı söylüyor. Yine aynı şekilde çıkarma işlemi yapıyoruz aslında. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafa verilmiş. 2 tanesini çıkarttık. Kaç tane kaldı bize? 3 tane kaldı. O zaman buraya ne yazıyorum? 3. Bakalım buraya. 6 tane tavşan verilmiş. 6 tanesini çıkarttı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini çıkarttı. Kaç tane tavşanım kaldı? 0 değil mi? Buraya hemen 0'ı yazdım. Bakalım buraya. 9 tane varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane varmış evet. Kaç tanesini çıkarttı? 3 tanesini. Bana kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. O zaman buraya ne yazıyorum? 6 yazıyorum. Anlaştık mı? Güzel. Çok basit bir işlem verilmiş burada da. O yüzden sayfa 195'i ödev olarak işaretliyoruz. Ve kendiniz yapıyorsunuz. Şimdi yapacağımız son sayfaya bakalım. Bizlere sol tarafta burada gördüğünüz gibi çıkarma işlemleri verilmiş. Burada ise bu işlemlerin modelleri verilmiş. Önce işleme bakıyoruz. Sonra hangisi onun modeli ise
eşleştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Bakın örneği gösterelim hemen. 10 tane varmış, 7 tanesi çıkmış. Demek ki toplamda 10 tane olmalı. Burada kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Bu değil. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bu da değil. Biz 10 tane istiyoruz. 1, 2, 3. Bu da değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane varmış. Kaç tanesi çıkmış? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi çıkmış. Demek ki bu benim işlemimin aynısı. Hemen eşleştirdim. Bir de bunu yapalım birlikte. 3 tane varmış, 2 tanesi çıkmış. Hangisinde 3 tane var? Bunda 3 tane var değil mi? Ve 2 tanesi çıkmış. Demek ki benim işlemim modeli bu. Hemen bununla eşleştirdim. Evet çocuklar. Bu işlemler çok basit. Kendiniz devamını yapıyorsunuz ve bana fotoğraflarını göndermeyi unutmuyorsunuz. Birazdan hayat bilgisi videosunda görüşürüz.